Çipsin İndir'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün motosiklet kullanmak için çok hoş bir gün. Hafif soğuk, yani soğuk dediğim hani sıcaklık sizi bunaltmıyor. Ekipmanlarınız içinde pişmiyorsunuz ya da üşümüyorsunuz. Çok oldukça motosiklet kullanmaya uygun bir gün. Bugün sizinle birazcık muhabbet edelim, motosiklet seçimlerinden bahsedelim. Nasıl motosiklet seçeceksiniz, hangi motosiklet size uygun? Bunlardan bahsedeyim size, bahsedelim, konuşalım beraber. Siz de fikirlerinizi, yorumlarınızı alt tarafa yazarsanız ben hepsini tek tek takip ediyorum. Oradan beraber muhabbet ederiz, konuşuruz. Bu arada mikrofonla ilgili sorunu inşallah arkadaşlar kalıcı olarak çözdük bu sefer. Siz de yorum atarsanız mikrofonla ilgili kulaklık ses tek kulaktan geliyordu. Tek kulaklıktan arkadaşların çoğu kulaklığım mı bozuldu vesaire diyorlardı. O tarafı inşallah çözmüşüzdür. Şimdi gelelim motosiklet mevzusu. İlk önce ben bu motosikleti nasıl almaya karar verdim, nasıl seçtim bundan bahsedeyim size. Bildiğiniz gibi önceki videolardan beni takip ediyorsanız Honda'nın CBR650F modelini almayı planlıyordum. Grenajlı, hani şehirler arası yolda konforlu bir motosiklet kendisi. Daha sonrasında naked bir motorun bana daha iyi uyacağına, daha iyi ihtiyaçlarımı karşılayacağına karar verdim. Honda nasıl yaptım? Artık bir karar vermem gerekiyordu. İşte MT mi, XC6N mi, CBR650F mi, CB650, bir ton ya, bayağı bir Allah'ım ya, ses makinesi ya, başka bir şey. Neyse, neyden anlatıyorduk? Naked motosiklete karar verişimi anlatıyordum size. Elime bir kağıt kalem aldım. Daha sonrasında ihtiyaçlarımı yazıp sıraladım. Bu ihtiyaçlarım da işte neydi? Birincisi motosiklet güvenlikli olacaktı. Güvenebileceğim bir motosiklet olacaktı. İkincisi şehir içinde kullanabileceğim bir motosiklet olacaktı. Hani uzun yola da gidiyorum evet, ama 200-300 kilometre için açıkçası şehirde ızdırap çekmeye gerek yok diye düşündüm. Daha sonrasında bakım masrafları çok olmayacaktı. Hani 600 cc motosikletlerin biraz bakımları pahalı oluyor. Bunu da buna da karar verdikten sonra kendini kanıtlamış bir motosiklet olmasını da yazdım. Hani evveli olsun ki ne aldığımı bileyim. Çünkü az buz para vermiyoruz bunlara. Sonra seçeneklerim, bu yazdıklarımı, işte ihtiyacım olan kalemleri ait motosikletleri bulmaya çalıştım. İşte seçeneklerim arasında XJ6N vardı, MT07 vardı, başka CB650F vardı. Sonra Kawasaki vardı, bir de ER6N. Ben arkadaşlar Eren diyeceğim buna, ER6N'e. Siz de Eren dediğimde bilin ki ER6N'dir bu. Şimdi en büyük kriterim MT07 idi aslında. Ağır basan motosikletler arasında MT07 vardı. Bir de ER6N vardı. XC6 4 silindir. Bakım ve işletme maliyetleri biraz yüksek. Hani 5-6 beygir içinde açıkçası 4 silindirli bir makine. Bir de XC6N'in görüntüsü benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden onu da elemiş oldum. MT07'ye geleyim arkadaşlar. MT07'nin bildiğiniz gibi bir ara fiyatı çok uygundu ve o fiyata müthiş bir motordu. Tabi şimdi ABS'li fiyatı 25 bin lira falan olmuş. Hemen hemen XC6N'le aynı fiyata gelmiş kendisi. Bunu da göz önünde bulundurarak bazı kriterlerimi gözden güvenilirlikten bahsetmiştim. MT07'nin forumlardan okuduğum kadarıyla ve kullanıcıların söylediği kadarıyla şasi esneme ve burkulma problemi var. Bunun için hatta özel bir aparat mı ne çıkarmışlar sanırım. İşte motor bloğuyla şasiyi güçlendiriyor, yandan bir şeyler yapıyor. Ve sonra amortisörleri biraz yumuşak, kötü demeyeyim, yumuşak diyeyim. Bunu da nereden tecrübe ettim? Altın Elbise Adam'ın videosu var. MT07 ve Eren ER6N'in karşılaştırmasını yaptığı video. Orada motosikletleri piste sokuyor.
piste MT-07 için yorumu şu oluyor. Hani ne kadar altın elbiseli adamın yorumlarını dikkate alırsınız, ne kadar güvenilir, orası ayrı konu ama MT-07 ile viraja girdiğinde sanki altından bir halı çekiliyormuş çasına bir his veriyor. Hani virajlarda piste oldukça kötü bir motosiklet demişti. R6N için ise tam tersini demiştim. Müthiş viraj alıyor. İşte çizgi gibi, kalem gibi, ip gibi baktığınız yerden direkt dönüyorsunuz. Nereye bakıyorsanız oraya dönüyorsunuz demişti. Bu arada arkadaşın aynasını alıyorduk, alamadık. Neyse, o da şeridinde dursun diyordu. O yüzden MT-07'nin şasisi ve amortisörleri konusunda beni sınıfta, yani kendisi sınıfta kaldı. Şunu diyebilirsiniz, altın elbiseli adam kadar iyi motosiklet sürebiliyor musun ya da piste gidiyor musun diye. Gitmiyorum, piste gitmedim. Altın elbiseli adam kadar da iyi motosiklet kullandığımı düşünmüyorum. Hatta sizden bile iyi motosiklet kullandığımı düşünmüyorum. Yani şimdi şu var arkadaşlar, hani piste kötü olan bir motor, virajlarda kötü olan bir motor. Piste kötüyse hani yolda tamam, eyvallah, dizimizi yere değdirmiyoruz viraj alırken, ama hani şehirde içinde ne kadar iyi amortis, ne kadar bu mevzularla, viraj olayıyla baş edebilir, onun yorumunu size bırakıyorum. Bir de MT-07 bilmeyenler olabilir, birazcık Eren'den, R6N'den esinlenilmiş bir motor. İşte egzoz tasarımına bakarsanız, kuyruk, stop, en azından arka stop tasarımına bakarsanız Kawasaki'den izler, R6N'den izler taşıdığını görebilirsiniz. Ayrıca en önemli husus benim için şu oldu. MT-07 hani kullananlar kızmasınlar ama belediyede 60 gibi her tarafta MT-07 var arkadaşlar. Nereye baksanız MT-07 var. Belediye dağıtmış sanki. Herkesin altında mübarek motor. Tabi bunun zamanında fiyat performans oranı çok yüksek bir motor olmasının önemli katkısı var. O yüzden MT-07'yi de kendimce, kendi seçeneklerimce, işte kendi istediğim hususlardan dolayı elemek durumunda kaldım. ER6N'de karar verdim. ER6N'de açıkçası şüphelerim vardı. Çünkü Türkiye'de çok kullanılan bir motosiklet değildi. Yeteri kadar veri, bilgi yoktu hakkında. İşte yabancı forumlarda biraz dolaştık. Avrupa'da çok tutulduğunu vesaire gördük. Daha sonrasında birazcık ön yargımızı Kawasaki Z-Moto'da sağ olsun, onunla ilgili bazı yoramlar da okumuştum. Veremediği hizmet kalitesinden dolayı çokça şikayet vardı. Onları göz önünde bulundurarak aldım. Ama dediğim gibi hani bu Z-Moto ya da diğer motosiklet servisleri hizmet kalitesi anlamında kriterlerimin içinde yoktu. Yani Kawasaki, bunu bilerek aldım. Siz hani kriterlerinize koyarsanız onu da göz önünde bulundurursunuz. Daha sonrasında işte şirketten çok sevdiğim bir abimin arkadaşı şu an Z1SX kullanıyor. Önceden ER6F kullanıyordu. O grenajlı motor kullanıyordu. Şehirler arası yol gittiği için. Ona danıştık. O da kendisi de söyledi olumlu motor olduğunu, hani güzel, benim isteklerimi karşılayacak bir makine olduğunu söyledi. Daha sonra işte biliyorsunuz önceki videoda da onları anlattık. Z Moto'la neler yaşadığımızdan size bahsettim. İşte motosiklet arkadaşlar hani, benim beklentimin çok üstünde çıktı açıkçası. Bu kadar beklemiyordum. İnternet sitesinden bakıyordum fotoğraflarına ya da fotoğraflarını paylaşan arkadaşlara bakıyordum. 600 Monster 620 sanırım iyi. Fotoğraflara bakıyordum. Hani çok bir yakışıklı durmuyordu ama bayiye gidip baktığımda resmen motosiklete aşık oldum arkadaşlar. Tam benim çizgilerim, hani benim aradığım çizgileri yansıtan bir makineydi. O yüzden çok heyecanlandım gördüğümde. Ve hani bu kadar ihtiyaçlarımı karşılayacak, gerçi daha çok fazla kilometre yapmadım ama bu kadar ihtiyaçlarımı karşılayacak bir makine olduğunu tahmin etmemiştim. Ama yanıldım. Tam olarak istediğim şeyleri bana verdi. Sağ olsun Eren. Eren'le birazcık daha kullandıktan sonra onu da anlatacağım, tanıtacağım size. Tanıştıracağım.
Motosiklet alırken şu kaygı da var arkadaşlar, hani servis kalitesi, işte şunu istiyorum ama servisi böyle pahalı, şöyle bilmem ne. Bunları çok aldırış etmeyin arkadaşlar. Türkiye'de verilen hizmet kalitesi zaten Avrupa'nın çok çok altında. Hani çok üst düzey bir hizmet alamadığımız için bu her konuda böyle. Motosiklet servisi, araba servisi, cep telefonu servisi, elektronik servisi, banka, bilmem ne aklınıza gelecek her türlü şeyde Türkiye çok kötü hizmet alıyor. Birkaç firmayı bunlardan ayırabilirim. O firmalar ayrı. Ama genel olarak böyle olduğu için hani bu servis mevzusuna çok fazla bence kafayı yormayın. Tabii sizin kriterlerinize bağlı. Benim seçeneklerim içinde yoktu. Hayalinizdeki motoru gidin alın. Bu motosikletleri sonuçta ulaşımın yanında, aslında ulaşım ikinci planda benim için. Hani daha çok zevk aldığım için, hani bir yere motorla gitmek için biniyorum. Bir yerlere gidiyorum. Motoru sürmek için gidiyorum bir yerlere. O yüzden hani korkmayın, alın. En kötü başınız ağrır ama en azından hayalinizdeki motoru almadım ya da kullanmadım, sahip olmadım demezsiniz. İleride pişmanlık çekmezsiniz çünkü geçen zamanın telafisi olmuyor arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Birazcık dertleştik, anlattık bir şeyler. Aslında konuşurken aklıma çok deli fikirler geldi ama onlar bu videonun konusu değildi. Motosikletimle durduğumda hemen hepsini unutmazsam not alacağım. Bunları değiştiririz sizinle bir yerlere giderken, sizlere anlatırım, konuşuruz. Güzel olur, eğlenceli olur. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Motosiklet kullansanız da kullanmasanız da. Çünkü Türkiye tehlikeli bir ülke. En azından Türkiye demeyeyim, İstanbul birazcık tehlikeli bir ülke. O yüzden çok çok dikkat edin kendinize. Böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atın izlemediyseniz. Yorum yapın, olumsuz yorumlar yapın. Okuyayım, cevap vereyim, kendimizi geliştirelim, düzeltelim, bir şeyler yapalım, sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aslında müzik dinlesem de efsane olurmuş ama o zaman sizle muhabbet edemezdik. (Gülüyor)